rahmetlik babamla bir seyahat ajansı işletirken iki erkek arkadaşımla beraber Rodos'a gitmeye karar verdik. Fotoğraf aklımın ucundan geçmiyor. Hayatımda makine tutmamışım. Bir arkadaşımdan makinesini ödünç aldım. Bu ödünç aldığım makineyle oralarda fotoğraflar çekmeye başladım. Kaleye gittim, sahile gittim, oraya buraya çektim. Bir makara daha, bir makara daha derken seyahat bitti, İstanbul'a döndüm. Babam, ne yaptın oralar dedi. Hayatıma yeni bir şey başladı galiba dedim. Bak böyle bir fotoğraflar çektim dedim. Baktı. Ya dedi biz dedi yurt dışındaki tur operatörlerimize dünya kadar para verip diyabanklardan fotoğraf satın alıyoruz. Sana bir makine alalım. Bu işin bütçesi nedir dedi. Atla minibüse git Anadolu'da. Otelleri, motelleri, öğren yerlerini çek. Bir seyahat başka bir seyahati getirdi. O gün başladı. Selamünaleyküm. Şöyle bayraklı bir fotoğrafını çekeyim mi? Güzel çıkarsa getireceğim sana bunu. En büyük gelişme benim Ara Güler amcaya gidiş gelişlerimdir. Onun çok nasihatlerini dinledim. Hep derdi ki fotoğraf ikiye ayrılır. Çok param varsa kimsenin gitmediği Tibet'in bilmem ne yaylasına gidersin. Orada bir kuş, kedi, insan ya da bir taş bulursun. Çekersin zaten kimse görmediği için. Herkes bayılır. Ama esas olan herkesin her gün önünden geçtiği şeyi bir başka objeyle süsleyip başka bir açıdan çekebilmek derdi. Ve ben bunu hiç kafamdan çıkarmadım. Hep kafamda bir şeyleri farklı çekebilmek, hiç görmediğim bir şeyleri, herkesin her gün gördüğü şeyleri değişik açılardan, değişik kompozisyonlarla çekmeye, bunları üretmeye çalıştım. Fotoğraf öyle bir şey ki, niye çekiyorsun diye soranlara ben hayatı böyle görmek istediğim gibi çekiyorum. Bakmakla görmek arasındaki farkı artık biliyorum. Bir kedi için yarım saat bekleyebilirim. Bazen bir insan için bir dakika beklemeden geçebilirim. Adaya gidiyorum, adanın arka tarafındaki çay bahçesine gidip çaycıyla muhabbet ediyorum. Ahırlara çıkıyordum Heybeliada'nın arkasında, ahırlardaki seyislerle, veterinerlerle konuşuyordum. Türk insanı, çocuklarımız, kedilerimiz ve köpeklerimiz benim için dört ana konu aslında. Bugüne kadar bende iz bırakan en büyük hadise Roma'da Leica Italia'nın davetiyle orada bir sergi açmış olmam. LFI dergisini zaten yıllardır tanıyorum. Yıllarca da aboneydim. Bunun dijital versiyonu olduğunu gördüm. Oraya fotoğraf yüklemeye başladım. İkinci yüklediğim fotoğrafı Leica MasterShot seçtiler. Bugüne kadar bu 1,5 sene içinde 125 tane fotoğrafım LFI galeriye girdi. Bunlardan en önemlisi, en onur duyduğum, geçen sene 2019'daki bir fotoğrafım haftanın fotoğrafı seçildi. Bu bana çok büyük bir onur verdi. Değerli anları, değerli insanların değerli bakışları ya da çocukların oynayışları, dinlediğim caz veya klasik müziklerle tekrar hayal etmek benim için inanılmaz bir şeydi. Ben bunun için fotoğrafları çektim. Hangisini iyi kullanıyorsanız, hangisini çok seviyorsanız, hangisine hakimseniz, hangisi istediğiniz sonuçları size verecekse onu kullanın. Çok şanslıyım. Zira bu benim için tam 34 yıldır hep Leica M oldu.